Tülin. Tülin. Kemoterapiyle kısa vadede baskı altına almaya çalışıp daha sonra da ameliyatla müdahale etmemiz gerekiyor. Hangi iş senin hayatından daha değerli olabilir? Demet. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi değilim galiba. Sen de pek iyi görünmüyorsun. Çok mu belli? Anlat hadi. Önce sen. Sıkılırsan baştan söyle ama. Çünkü yine aynı mevzularla başını artacağım. Yok canım, sıkılmam, sen anlat. Tülin'in evinden geliyorum. Nasıl yani? Dükkandaydım. Tam çıkmak üzereydim işte, toparlanıyordum. Telefon geldi. Merhaba, ne bu hal? Yok bir şeyim. Bir şey olmamış halin bu mu senin? Annem ne yaptı? Gitti mi galaya? Gitti. Tamam. Ben odama çıkıyorum o zaman. Tamam. Melis. Efendim baba. Sen annenin elbisesini yapan kadını tanıyor musun? Geçenlerde görmüştüm geldiğinde. Adını biliyor musun? Yok, bilmiyorum da. Sadece Melda teyzenin yanında çalıştığını biliyorum, bu kadar. Ha. Tamam. Bir şey mi oldu? Ne o? Cüzdanını burada unutmuş da. Bilmiyorum vallahi baba. Tamam. Kaçtım resmen Jale. Kalbim öyle güp güp atıyor sıkıntıdan. Önüme gelen ilk otobüse bindim. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Neyse, indiğim yerde insanlara sordum, sağ olsunlar tarif ettiler. Buraya gelebildim. İşte böyle. Ya ne yapacağım ben Jale? Sana bir şey soracağım. Hı. Neden gittin? Nasıl yani? Ya ne demek neden gittiniz Jale? İşte kadının elbisesi... Peki canım. Ay nasıl peki yani? Sen bana inanmıyor musun? Hiç öyle bir şey söylemedim. Arkadaşım, benim karakterim böyle. Birinin başı sıkıştığı zaman ben elimden ne gelirse... Biliyorum Demetciğim. Tamam. Haklısın. Ha bilerek gittim yani. Oo. Ha Cihan'ı görmeye gittim. Bunu mu ima etmeye çalışıyorsun? Ya beni sen biliyorsun. Neler çektiğimin... Ya bırak Allah aşkına Jale. Neyi tartışıyorum ki ben zaten? Bırak. Neden gitmişmişim? İstesem gitmezmişim. Lafa bak ya. Sanki ben bayılıyordum gitmeye. Ayol kadın açtı, yalvardı.
çalışmak zorunda olmasam gider miyim acaba? Niye gitmişim? Bayılıyordum çünkü. Bayılmadın da kimi kandırıyorsun Demet ya? Kimi kandırıyorsun sen de? Hatırladın mı? Durmuyorsun ki. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Ay ne kızmıştın bana ya, iki yudum aldım diye. Demet'ciğim, çok özür dilerim. Çok üzerine gittim. Yok. Sen benim içimdekini göstermeye çalıştın. Tülüne gittim. Doğru, gitmeyebilirdim. Evet. Cihan'ı merak ettim. Ya bunu anlatması çok zor Jale. Ne bileyim, o benim ilk gençlik hayalimdi. Şimdi de neredeyse karşıma çıkacak. Ne bileyim, merak ettim işte. O da benim gibi değişmiş midir? Mutlu mudur? Bir kızı var. Falan filan. Merak işte. Çok doğal değil mi bir tanem? Bilmem. Öyle mi bilmiyorum. Çok zorluklar yaşadım ben. Çok sıkıntılar yaşadım. Ama neyse ki bir kızım var şimdi. Bir kuzum var. Her şey değer onun için. Bak Demet. Elimde olsa geriye alırdım zamanı. Sırf sen bunları yaşamayasın diye. Gerileri. Sana söylemek isteyip de söyleyemediğim o kadar çok şey var ki. Ama şimdi diyemiyorum işte. Zamanı gelince. Tamam mı? Zamanı gelince. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.